Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnne Allaha basirun bil ibad ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Ey gönül, bir sürü dostlarının yanında elbette ki düşmanların da olacak. Ama imtihan ya bu, onca düşmanın var iken seni dostun vuracak. Ekmeğim, aşım helal olsun yiyene, hem de içene. Ama hakkım helal değil, dost gibi görünüp kuyumu eşene diyor Hazreti Mevlana. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun kardeşlerim. Cenab-ı Hak yapacağımız sohbetten, okuyacağımız ayeti kerime ve hadis-i şeriflerden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Evet, başlığımız size asla dost olmazlar. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz öyle diyor, onlar diyor, bir takım insanlardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Siz onlardan razı olsanız bile onlar sizden razı olmazlar. Siz onlara dost olmak isteseniz bile onlar size dost olmazlar. Siz onlardan olmadığınız sürece, onların dinine girmediğiniz sürece, onlarla beraber olmadığınız sürece onlar asla size dost olmayacaklar. Evet, yani öyle ki siz ne yaparsanız yapın, ne halde olursanız olun, inanç, iman, itikat, amel bakımında onlarla beraber olmadığınız sürece onlar sizinle beraber olmayacaklar diyor Cenab-ı Hak. Kardeşlerim, size dost olmazlar dedi ya, kim size dost olmaz? Bakın, bugün inşallah Allah izin verirse bunu detaylı bir şekilde, belki özetleyerek, tabi bir sohbete yetişmesi mümkün değil, izah etmeye çalışacağız. Dostun kim? Düşmanın kim? Sen kiminle beraber olman gerekir? Kimden uzak durman gerekir? Yani Müslüman olarak, kul olarak. Kimin yanında olursan nasıl etkilenirsin? Olumlu veya olumsuz. Kimden uzak durursan o şekilde de kendine fayda sağlarsın. Cenab-ı Hak Tövbe suresi 96. ayeti kerimede يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَامِ الْفَاسِقِينَ. Onlardan razı olmanız dolayısıyla, yani olasınız diye size yemin edecekler. Yani ben de sizdenim diye kalkıp hatta yemin bile edecekler. Fakat diyor ki Cenab-ı Hak, kardeşlerim, siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmayacak. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kişi dostunun dini üzeredir. Onun için her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Dostun kim? Kiminle dostluk yapıyorsun? Ona dikkat edin buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. İşte bakın kardeşlerim, bugün dostluktan bahsedeceğiz. Dost kimdir? Fasık kimdir? Dost görünüp de aslında dost olmayanlar, iyilik yapmak isteyip de aslında zarar verenler, doğru olduğunu zannedip de öyle gösterip de doğru olmayanlar ve gerçek manada kardeşlerim, bir müminin kendi hak ve hakikat üzere, istikamet üzere ilerleyen, devam eden bir müminin bu ve buna benzer kişilerle, insanlarla birlikteliğinin kendisine nedenli, zararlı olacağını anlatmaya çalışacağız. Kardeşlerim, hiçbir insan
anne babasını, doğduğu mühiti, ırkını, soyunu, öyle ya, ismini o anlamda seçmeye imkanına sahip değil. Anne ve babamızı seçme imkanımız var mıydı? Yok. Mühitimizi, mekanımızı, memleketimizi, ırkımızı, soyumuzu, sopumuzu seçme imkanımız var mıydı? Yoktu. Biz dünyaya geldik. Anne ve babalarımız bize bir isim koydu. O isimle devam ettik. Bize senin ismin şu olsun, beğenir misin? Bunu koyalım mı sana? Deme gibi bir durum var mıydı? Biz bebektik. Bu ve buna benzer. Bazı meselelerde kişinin kendi iradesi ile hareket etmesi veya seçmesi imkanı yoktur. Allah ne takdir ettiyse o olacaktır. Allah o anne babayı takdir etti, sana onu verdi. Anne baba için de o çocuğu, o evladı takdir etti. Allah kavim kavim, kısım kısım, ırk ırk, çeşit çeşit. Hani sizi kabilelere ayırdık ya de Cenab-ı Hak. Birbirinizle tanışasınız, kaynaşasınız, muhabbetleşesiniz, bir araya gelesiniz diye. Bu Allah'ın bir hikmeti, takdiri. Dünyanın varoluşunun hikmetlerinden bir tanesi bu. Ama şu ırktan, şu soydan, şu dilden, şu anneden, şu babadan, bunların hepsini Allah takdir etti. Fakat kardeşlerim, insanoğlu kiminle dost olacağını, arkadaşlık kuracağını, beraber oturup kalkıp onunla zaman geçireceğini seçmesi elindedir. Onun tercihindedir. Dolayısıyla ondan mesuldür. Zira insan dostlarının hal ve ahlakından hisseler alır. Biraz önce söylediğim şeyleri seçme imkanımız yok. Tercih etme imkanımız yok ama dostunu, arkadaşını, beraber olduğun insanı, gidip geldiğin, oturup kalktığın insanı seçme imkanın var değil mi? Evet. Allah bize böyle bir imkan vermiş. Onun için insanın bulunduğu, beraber olduğu arkadaşlarından, dostlarından, insanların hal ve hareketlerinden, onların karakterlerinden ünsiyet kurma, beraber olma, onlardan hisse alma durumları söz konusudur. Şahsiyet ve karakterlerini bu tesir noktasında inşa etme durumu söz konusudur. Hatta öyle de olur yani. Ekseriyetle doğru yolda, yanlış yolda dostlarının telkinleriyle ilerleyebilir. Yani insanoğlu beraber olduğu insanların, dostum dediği, arkadaşım dediği insanların telkinlerinden etkilenebilir. Öyle değil mi? Evet. Yani insanoğlu beraber olduğu, sevdiği, saydığı, benim dostum, arkadaşım dediği insanlardan etkileşim kurar. Etkilenme imkanı vardır, durumu vardır. Bu fıtratın biri gereği. Onun için doğru ve yanlış olanı iyi seç diyor. Hani ahlaki zaaflara müptela kimselerle ülfet edip onlarla dostluk kurma manevi hayata zehir eder veya manevi hayata olumsuz anlamda etki eder. Onun için çok dikkat etmek gerekir. Bakın, biz bu hususu kardeşlerim Cafer-i Sadık Hazretleri'nin bize kimlerle dost olacağımızı değil de kimlerle dostluk kurmayacağımız anlamında tavsiyeleriyle şöyle kısımlandırdık. Bu beş husus üzere beş karaktere sahip, özelliğe sahip insanların üzerinde onu böyle çeşitlendirerek anlatmaya çalışacağız. Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki, şu beş insanlarla, kişilerle asla arkadaş olma, dostluk kurma. Kiminle dost olacaksın, kiminle dost olmayacaksın değil. Bunları
yani dost olmamamız gereken, arkadaşlık kurmamamız gereken insanlar bildik mi? Ha, diğerleriyle demek ki dost olabiliriz. Evet, Cafer-i Sadık Hazretleri de öyle diyor. Şu beş çeşit insanla dost ve arkadaş olmaktan şiddetle sakın. Kim bunlar? Bir, fasık kimselerle asla dostluk kurma. Yalancı kimselerle asla dostluk kurma. Cimri kimselerle asla dostluk kurma. Ahmak kimselerle asla dostluk kurma. Korkak kimselerle de asla dostluk kurma diyor Cafer-i Sadık Hazretleri. Bunları da ayeti kerime ve hadisi şeriflerle bize izah etmeye çalışıyor. Kardeşlerim, bir, fasıklarla dostluk kurma. Fasık öyle bir insandır ki, öyle bir yapıya, anlayışa, duruma sahip bir insandır ki seni bir lokma ekmeğe ve hatta daha basitine satar. Şimdi birincisi, fasıklarla dostluk kurma, dost olma. Şöyle bir izahta bulunalım. Alışveriş yapma, mecburiyen, zarureten, anlık da olsa bir arada bulunup işini gördükten sonra ayrılma başkadır. Benim dostumdur bu demek başkadır. Dostluk herkesle, her insanla olmaz, kurulmaz. Kurulmamalı bu anlamda. Her şeyini, işini, aşını, sırrını, bakın çok önemli, hayatını, yaşayışını, dünyevi ve ukrevi yaşantını paylaştığın bir insan. Dost, seni Allah'a götüren, helallara götüren, Allah'ın rızasına götüren, diğer taraftan da Allah'ın razı olmadığı şeylerde engelleyen, mani olan, set olan insan. Onun için fasıklarla dostluk kurmayın diyor. O seni bir lokma ekmeğe satar. Hatta öyle ki daha basitine. Daha basiti nedir ki diye sorulunca, yani bir lokma ekmeğe değişti seni, sattı. Bu nedir? Yani çok küçücük bir şeyden dolayı seni terk ediverir. Hatta daha basiti. Daha basiti nedir deyince, fasık kimse öyle ki bir lokma ekmeğe tamah eder. Yani aç gözlülük yapar. Gözü doymaz. Sonra da onu elde edemez dedi. Onu bile elde edemez. Bir lokma ekmeği bile, bir örnek olması açısından, onu bile elde edemez. Kendini de helak eder, seni de helak eder. Kendini de zarara sokar, seni de zarara sokar. Cafer-i Sadık Hazretleri fasık nefsinin esiridir dedi. Günahların cazibesine aldanarak nefsani bir yaşayışın mahkumu olmuştur. Bu yüzden en ufak bir nefsani menfaati için dostunu satmaktan çekinmez. Ya en ufak bir menfaat için. Şimdi kardeşlerim, burada fasığın ne olduğunu kısaca özetleyelim. Fısk anlamından geliyor. Doğru yoldan çıkmak, sapmak. Yani fasık, Allah'ın emir ve nehilerine aldırış etmeden Allah'ın razı olmadığı şeyleri yapan, yani haramlar işleyen, helallardan uzak duran ve bunu yaparken de, bak burası önemli, bakın kardeşlerim, açıkça alenen yapan, bilinen bir şekilde yapan insandır. Peki fasıklara kafirdir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Günahkardır. Günahlarda ileri gitmiştir. Gidiyorlardır. Açıkça alenen, hiç çekinmeden yapıyorlardır. Yani Allah'tan çekinmeyen kuldan çekinir mi? Bazı insanlar var, Allah'tan korkmaz da kuldan korkar. Allah'ın gördüğünü unutur da ama kullar görmesin der. Onlar da ayrı, yani ayrı bir şey.
Evet. Ama bunlar helal haram dikkat etmezler. Harama dalarlar. Doğru yoldan sapmışlardır. İstikametten öyle söyleyelim. Ve günahları açıkça alenen yaparlar. Bu fasıklar. Bu anlamda yani. Ama bunlar kafir olmuşlardır. Dinden çıkmışlardır diyemeyiz. Bir müddet sonra farkına varırlar da tövbe ederler. O zaman Allah kabul eder. Ama bu durumda devam eden kimseler öyle karaktere, anlayışa sahip insanlardır ki kendilerine zaten faydaları yok. Başkalarına faydalısı olmaları mümkün değil. Zarardan başka. Küçük şeyde menfaatleri uğruna o fasık kimseler seni satarlar, seni değişirler, seni yarı yolda bırakırlar. Böyle insanlarla dostluk kurulur mu? Böyle insanlarla dost olunur mu? Bir kere dünyevi işleri bırakalım. Açıkça alanen günah işleyen, harama dalan, Allah'ın rızasından uzaklaşan insanlarla dostluk kurulur mu veya bir arada olunur mu? Olunmaz. Onun için bakın Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayeti kerimeler var. O fasıklarla ilgili, bu durumda olanlarla ilgili onların yaptıklarını Allah kabul etmeyecek. Allah onlardan razı olmayacak. Hani yukarıda okuduğum ayet-i kerime var ya, o fasıklar her ne kadar da biz de sizdeniz, biz de böyleyiz deseler bile, hatta yemin bile etseler, hatta sen onlardan razı olsan bile Allah onlardan razı olmaz diyor. Ve ayet-i kerime de şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak, ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Ya eyyuhallezine amenu in ca'akum fasikun binebeyin fetebeyyenu en tusibu kavmen bicehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Evet. Biri size bir haber getirdi mi? Haber getiriyor mu? Mutlaka onun doğruluğunu araştırın. Bakın. Konuşmayın. Yaymayın. İfşa etmeyin. Rahatsız oldun ve konuşacaksan da mutlaka onun doğruluğunu bir araştırın. Doğru mu yanlış mı? Çünkü sonunda pişman olursun, pişman olacak duruma düşersin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani fasığın nefsani ihtirasları uğruna kardeşlerim sureti haktan görünerek evet çıkarabileceği fitne ve fesattan asla emin olunmaz. Sureti haktan gözükür, böyle çok yumuşak, doğrucu efendim konuştuğu zaman güven verici bir duruma gelir. Ama onun çıkaracağı fitne ve fesattan asla emin olunmaz. Çünkü fasık, yalan, iftira ve hakarete alışmış ahlaksız kimselerdir. Onun için yalan olmuş, iftira olmuş, zan olmuş, doğruymuş, yanlışmış fark etmez. O kendisi için öyle de sen, seni de o bataklığa götürüverir. Bu yüzden fasığın ipiyle kuyuya asla inilmez. Sözü bu anlama geliyor yani. Buna çok dikkat etmek lazım. Fasıklarla beraber olmayın. Niye? Size dost olmazlar. Sizin dostunuz değillerdir. Onlar dost değildir. Onun için birinci başlığımız bu idi kardeşlerim. Şimdi biz de bundan kendimize pay çıkartalım. Bir, ben kendim bu konumda mıyım? Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Eğer böyleysem bir an önce vazgeçmem lazım. Allah'a dost olmayan kula dost olmaz. İki, dostum dediğim, arkadaşım dediğim, oturup kalktığım, yiyip içtiğim,
günlerimi geçirdiğim insanların durumu nedir? Böyle bir durumlar var mı? Oturduğun zaman, beraber olduğun zaman hiç durmadan dedikodu. Onun bunun işi. Onun açığını bulmak, bunun eksiğini bulmak. Efendime söyleyeyim, vakitler gelir, namazlar gelir geçer. İbadetlerden mahrum, ağzı bozuk, efendime söyleyeyim, kötülük yapan, haram işleyen, bunu yaparken de hiç çekinmeyen, o zaman eğer ya terk edecek, bundan kurtulacaksın ya da onu irşad edip doğru yola getireceksin. Evet, en önemlisi bu. Sahipleneceksin, dertleneceksin, o kardeşini gerçek anlamda dostluk haline getireceksin. Ne güzel, yapamıyorsan da terk edeceksin. Çünkü o kişi kendine zarar verdiği gibi başkasına da zarar verir. Cenab-ı Hak bakın kardeşlerim şöyle buyuruyor bu anlamda. Ya eyyühellezine muttakullaha ve kunu ma'as sadikin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Evet. Onlarla değil. Sadıklarla beraber. Size gerçek dost olanlarla, dostluk kurulacak insanlarla. Kiminle? Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, Allah'la beraber olan, seninle beraber olduğu zaman sana Allah'ı hatırlatan, yanlış bir iş yaptığın zaman düzelten, doğru yaptığın zaman onu daha da taltif edip büyümesi için, çoğalması için destek veren. وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Cenab-ı Hak bu anlamda kardeşlerim ilahi emrine, bu ilahi emrine kendimize düstur edilenlerden eylesin. Rabbim bu anlatmış olduğumuz özetle kısaca da olsa fasıklarla değil sadıklarla beraber olmayı, onları dost edinmeyi bizlere nasip eylesin. Bizi de bu hale giren ve bu halde olanlardan eylesin inşallah. Evet, ikincisi kardeşlerim yalancılarla dost olma diyor. Yalancılarla dost olma. Çünkü onunla beraber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. O serap gibidir. Yalancı serap gibidir. Sana uzağı yakın, yakını da uzak gösterir. Zira ünsiyet edilen kimseler arasında kolayca yayılabilen kötü huylar ve nefsani zaaflar kişiyi iman zaafına kadar götürür. Allah esirgesin. Bunların en tehlikelisi ise insanlar olarak yalan illetidir, yalancı kimselerdir. Eğer bir adam yalan söylüyorsa, yalan söylemeyi kendine adet ediniyorsa bu kötü bir illettir. Sen onunla asla dost olma, sen onunla asla arkadaşlık yapma. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sıdk yani doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye yani konuşmalarında en ufak küçücük bile yalandan kaçınıp hep hak ve hakikat üzere konuşmaya devam eden kimse sonunda sıddıklardan yazılır. Allah katında. Efendimiz öyle buyuruyor. Menfaati olsun veya olmasın, zararı olsun veya olmasın, her yerde, her zaman, her konuda dürüst davranan, doğru konuşan, yalandan şiddetle kaçınan kimse Allah katında sıddıklardan yazılır, doğrulardan yazılır. Kardeşlerim, hakikaten bu anlamda yalan çok kötü bir illet. Kişi ne yapacağını, niye inanacağını şaşırır. Bu adam şimdi doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor bir müddet sonra. Bakın bununla ilgili yine aynı hadiste Efendimiz buyuruyor ki
kişi yalan söylemekle fucura, yani kötülüğe, günaha, ahlaksızlığa gider. Yalan söyleye söyleye. Yalan söylemeye devam ede ede. O zaman da o fucur kişiyi, o insanı cehenneme götürür. Allah muhafaza buyursun. Bu adam yalan söylemeye devam ettikçe Allah katında kezzab, yalancılardan yazılır. Hani doğru insan doğru söylemeye devam ettiği sürece doğrulardan, sıddıklardan yazılırdı ya, bu da yalancılardan yazılır buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onun için kardeşlerim, yalancı insan bir kere dost olmaz. Nerede, ne zaman, ne şekilde, ne yapacağı belli olmaz. Hangi sözü doğru, hangi sözü yanlış bilinmez. Adam öyle bir hale gelir ki yalan söyleye söyleye yalancı olur. Allah katında yalancılardan yazıldığı için kullar arasında da yalancı olur. Evet. Melekler öyle damga vurmuştur ona. Bir müddet sonra veya konuşmaların arasında doğru bile söylese insanlar tereddüt ederler. Doğru mu? Belki yalan diye. E peki böyle bir insanla dostluk kurulur mu? Kurulmaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bakın kardeşlerim, yalanla ilgili bir gün mümin korkak olabilir mi diye sormuştu. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a böyle soruldu. Evet, olabilir buyurdu. Mümin cimri olabilir mi diye soruldu. Efendimiz evet olabilir buyurdu. Peki mümin, bakın kardeşlerim, yalancı olabilir mi diye soruldu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hayır, asla buyurdu. Hayır, asla buyurdu. Hatta bu hadis-i şerifi rivayet eden sahabi yalanla ilgili Efendimiz asla, asla, asla diye o kadar hiddetlendi. Bulunduğu ve oturduğu yerden hareketlendi ki biz Efendimiz şöyle biraz sakinleşse diye düşünmeye başladık. Evet. Yalan bu kadar kötü. Hazreti Ayşe validemiz şöyle diyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yalandan daha kötü ve çirkin gelen bir huyun olmadığını söyleyerek şöyle yapardı. Şu durumdaydı. Ashabından birinin herhangi bir hususta azıcık, küçücük bile yalan söylediğini duysa onun tövbe ettiğini öğreninceye kadar kendisini o sahabeden uzak tutar, onunla görüşmek istemezdi. Ya Cenab-ı Hak cümlemizi bu kötü illetten, huydan, ahlaktan muhafaza buyursun kardeşlerim. Onun için yalancıyla beraber olmak bize zarar verir. Dostluk asla kurulmaz. Adam yalan söylemeyi kendisine huy edindiyse ve buna da devam ediyorsa, gerçek müminin, dürüst müminin onunla dost olması mümkün değil. İşte size dost olmazlar. Cenab-ı Hak cümlemizi ve ümmeti Muhammed'i bu kötü huydan muhafaza buyursun. Kötülükten, eğriden iyiye yönetsin ve bu anlamda sözlerimize, özlerimize, istikametimize, hal ve hareketlerimize dikkat edip Kur'an ve istikamet üzere olanlardan eylesin. Kardeşlerim, üçüncü dost kurmayın, onlarla arkadaşlık yapmayın hususu, yani Cafer-i Sadık Hazretleri'nin hani şu beş kimseyle dostluk yapma, arkadaş olma diyordu ya, fasıklarla, yalancılarla ve üçüncüsü de bu
kişilerin, yani dostluk kurulmaması gereken kişilerin cimriler olduğunu söylüyor. Cimrilerle asla dost olma. Çünkü en çok ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger. Sana vermez. Kendinde vardır. Seninle paylaşmaz. Dost nedir? Dost varını yoğunu, her şeysini kardeşiyle, yani seninle paylaşandır. Dostluk budur. Bu anlamda söylüyorum. Ama cimri insan, sen benim dostum desen de, o sana evet dostum dese de, en ufak, en küçücük bir şey bile senden esirge, senin ihtiyacın olmasına rağmen. Onun için Cafer-i Sadık Hazretleri unutmamak icap eder ki servetin iki büyük felaketi vardır diyor. Biri israf, diğeri ise cimriliktir. Servetin iki büyük felaketi var. Birisi israf etmek, saçıp savurma, diğeri ise cimriliktir. İsraf, aşağılık duygusunu bastırmak için yapılan nefsani bir güç gösterisidir. Ya nefsani duygulara mağlup olmuş, nefsinin peşine düşmüş. Sen böyle misin? Daha fazla olman gerekir, göstermen gerekir. Senin daha üstün olman gerekir gibi şer'i olmayan, ahlaki olmayan, İslami olmayan duygu ve düşüncelerle kardeşlerim onu diyor aşırılığa sevk eder. Bu duyguyu bastırmak için saçıp savurur. Bir güç gösterisi haline getirir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun israf için. Cimrilik ise korkaklıktır. Cenab-ı Hakk'a sığınmak yerine malına, mülküne, kazandıklarına dayanıp güvenir. Bu adam Allah'a sığınmak, Allah'a tevekkül etmek yerine malına, mülküne, kazandıklarına dayanır, güvenir. Onun elinden gitmemesi için çaba ve gayret gösterir. Malı, mülkü, o kazandıkları elinden gidiverirse her şeyinin biteceğini zanneder. Rızık hususundaki ilahi takdir ve taksime tevekkül noksanlığı sebebiyle ihtiyacından fazla biriktirmeye çalışır. Daima malına güvenir. Böyle bir adamla dostluk kurulur mu? Dost olunur mu? Cenab-ı Hak, bakın kardeşlerim, bununla ilgili şöyle buyuruyor. وَالَّذِينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Evet, o salih kullar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında dengeli, orta bir yol tutarlar. Evet, reçete bu. İsraf ve cimrilikle ilgili Cenab-ı Hak bize reçeteyi veriyor. Ne olmamız, nasıl olmamız gerektiğini açık ve net bir şekilde izah ediyor. Onlar o salih insanlar, hak ve hakikati bilenler. Yani dostlar, öyle söyleyelim. Gerçek dost edinilmesi gereken insanlar harcadıklarında, harcayacaklarında ne israf ederler ne de cimrilik ederler. İkisi arasında bir yol tutarlar. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz de cimriliğin nasıl kötü bir huy olduğunu, kötü bir ahlak olduğunu, kötü bir tutum ve davranış olduğunu bize şöyle açıklıyor kardeşlerim. Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki milletleri helak etmiştir. Ya. Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki milletleri helak etmiştir. Mal senin mi ya? Öyle ya. Mal bizim mi kardeşlerim? Şu kazandıklarımız. Kimin? Kim verdi bize? Sen sebep işledin, gayret ettin. Rızkının temini için çaba ve gayret gösterdin. Tamam.
Ama onu bereketlendiren, veren, çoğaltan kim? Rabbimiz değil mi? Onun gerçek sahibi Allah değil mi? Mülkün gerçek sahibi Allah. Ben sana verdiysem sen de başkasına infak edeceksin, vereceksin. Kullarımla paylaşacaksın demiyor mu? Hep nefsi, hep nefsi, hep bana, hep bana. Demeyin. Kendi ihtiyaçlarınızı görün ama başka kullarıma da infak edin, onların ihtiyaçlarını da görün demiyor mu Cenab-ı Hak? O zaman bu kadar hırs, birikme ve bu anlamda cimrilik yapma ne gerek var yani? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın şöyle buyuruyor. Her sabah gökten iki melek iner. Hani cimrilikten sakının çünkü cimrilik sizden önceki milletleri de helak etti buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra her sabah gökten iki melek iner. Biri ilahi infak edene, verdiğin malı başkasına verene, dağıtana, infak edene sen de daha fazlasını ver. Karşılığını ver ya Rabbi diye dua eder. O melek o insana dua eder. Her sabah diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğeri de Allah'ım cimrilik edene yani senin verdiğin malı biriktirip biriktirip başkasına vermeyene cimrilik yapana malını telef et, yok et, boz ve dağıt diye dua eder buyuruyor. Ya Cenab-ı Hak cümlemizi bundan muhafaza buyursun kardeşlerim. Bakın cömert öyle bir haslet ki öyle bir güzel haslet ki cömert insan Allah'a, cennete ve insanlara yakın cehennem ateşine uzak kimsedir. Cömert insan Allah'a dolayısıyla vereceği mükafat olan cennete ve iyi, güzel, salih insanlara yakın cehennemden de uzak olan insandır. Cimri insan Allah'a dolayısıyla onun vereceği mükafat olan cennete ve o salih ma'as-sadikin dedi ya Cenab-ı Hak onlara uzak insandır. Dolayısıyla cehennem ateşine yakın alandır. Biri Allah'a, cennete, insanlara yakın olan cömert, cimri ise tam tersi Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak, kime yakın? Cehennem ateşine yakındır. Cenab-ı Hak cümlemizi bundan muhafaza buyursun kardeşlerim. Cahil cömert Allah-u Teala'ya cimri abidden daha sevimlidir. Efendimiz öyle buyurdular. Rabbim bu anlamda bu huy ve karakterde olan yani cimri olan insanlarla beraber olmaktan onları dost edinmekten bizleri muhafaza buyursun. Bizleri de böyle bir hasrete düşmekten Rabbim emin ve muhafaza buyursun kardeşlerim. Bizler Allah'ın verdiklerini infak eden, bağışlayan, dağıtan, verdikçe dağıttıkça da daha fazla geleceğini bilen, inanan insanlar olmamız lazım. Allah için verirsen korkma. Eksilecek diye. Daha fazlası gelecek, daha fazlası gelecek. Ama cimrilik edip de kısarsan ne kendine faydası olacak ne başkasına faydası olacak seni de helak edecek diyor. Rabbim cümlemizi bu hasletten de muhafaza buyursun. Kardeşlerim Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki ahmakla da dost olma dördüncüsü. Ahlakla da ahmakla da ahmak olan insanla da dost olma. Ahmak sana faydalı olmak istediği zaman bile zarar verir. Bunun da farkına varmaz. Çünkü sana fayda vereyim derken zarar verir. Nitekim akıllı düşman ahmak dosttan daha hayırlıdır diye bir söz vardır. Evet. Yani akıllı düşman ahmak dosttan. Nerede ne yapacağını bilemezsin. İyilik yapacağımızken zarar verir.
Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki bu ahmak insanlar seni zarara götürür. Kendisi akla muhtaç iken hidayete, irşada, tebliğe muhtaç iken başkasına bu anlamda faydalı olacağım derken zarar verecek hale gelir. Kendisi bu anlamda ihtiyaç iken başkasının ihtiyacını gidermeye çalışır. Yani akıl vermeye çalışır. Kendisi dalalette olduğu halde başkalarına yol gösterme iddiasında bulunur. Bu da şaşkınlıktır. Yine o kendi kalbinin ölü olduğunu bilmeden başka kalpleri diriltmenin derdine düşen gafil insanlardır. Böyle insan dost olur mu? Ne konuşacağını, ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilmez. Doğru yaparım, doğru yapıyorum zanneder. Kendisine de zarar verir, dostuna da zarar verir. Necmettin Kübra Hazretleri, kardeşlerim talebeleriyle birlikte salih bir zatın cenazesine iştirak etti. Mevtaya telkinde bulunulduğu sırada Necmettin Kübra Hazretleri tebessüm etmeye başladı. Talebeleri hocalarının böyle bir anda tebessüm etmesini hayret edip bunun hikmetini sordular. Cenaze bitti, ayrıldıktan sonra hocam dediler, yani cenaze esnasında, telkin esnasında gülünür mü mesela, tebessüm edilir mi? Edilmez. Ama siz böyle yaptınız, bunun hikmeti nedir? Hazret önce açıklamak istemez fakat ısrarlar neticesinde şöyle der. Telkini diri ölüye yapıyor. Telkini kim yapar? Diri ölüye yapar değil mi? Halbuki burada telkin veren kimsenin kalbi gafil, mezara giren mevtanın kalbi ise dipdiri. Gafil birinin kalben diri olan kişiye telkin vermesi taaccübüme gitti de onun için tebessüm ettim dedi. Allah Allah ya. Önemli olan şu kalbin diri olması değil mi? Allah'ı bilmesi ve tanıması değil mi? Onunla beraber olması değil mi? Yani ahmakla dost olma anlamını şöyle kısaca özetleyelim, izah edelim. Adam ilim tahsil etmiştir. Diplomaları vardır. Çevresi vardır. Hatta şöyle söyleyelim, birkaç ilmi de fenni ilim deniliyor ya, onları da hem öğrenmiş hem de öğretmiştir, o anlamdadır. Ama bu adam Allah'tan habersiz, peygamberden habersiz, Kur'an'dan habersiz, konuştukları, yaptıkları, söyledikleri Kur'an ve sünnet istikametinde değil, dünyanın içinde bulunduğu, getirdiği şartlar neticesinde dünyalık olarak konuşan, söyleyen, telkin eden, uyaran, sözde anlatan bir kimse. Yani kalbi ölü, kendisi diri. Anlatıyor, konuşuyor, söylüyor, biliyor, öyle söyleyelim. Ama öbür taraftan adamın ismi yok, diploması yok, sıfatı yok. Önünde hacısı, hocası, efendime söyleyeyim, şu kimliği, bu kimliği bir şey yok ama kalbi dipdiri. Biriyle dostluk kurduğu zaman onu hak ve hakikate götürüyor. Bu anlamda yani. Ahmakla dost olma. O adam ne kadar bilirse bilsin, eğer bildikleri Kur'an ve sünnet İslam istikametinde değilse sana hiçbir faydası olmaz. Zarar olur, faydası olmaz. Onun için kendisi himmete muhtaç dede, gayriye nasıl himmet ede? Kendisi muhtaç bu anlamda. Başkasına nasıl himmet edecek? Başkasına nasıl irşad edecek dedi.
çevirecek. Yani dostunu seçerken konumu, durumu, bilgisi, istikameti, konuşmaları Kur'an ve sünnet üzere olacak yaşayışı. Öyle değilse ve buna rağmen ben biliyorum diyorsa o insan ahmak insandır. Onunla dostluk kurma, faydası olmaz. Tam tersine zararı olur. Cenab-ı Hak bizleri bundan muhafaza buyursun. Böyle insanlarla dostluktan uzak eylesin. Kardeşlerim, beşincisi ise Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki korkaklarla dost olma. Korkaklarla dostluk kurma. Seni başkasına teslim eder ve zor zamanda senin yanından ayrılır gider. Seni terk eder. Onun için korkak zoru görünce, felaketi görünce, sıkıntıyı görünce firar eder ve dostunu da, hani dostum dedin ya, düşmana teslim eder. Onun için böyle bir insanla dostluk kurmak, kendisine zarar verdiğini bilmez, zaten çeker gider, sana öyle bir zarar, öyle büyük bir zarar verir ki seni felaketlere sürükler. Yani bunu şöyle mi anlayalım? Bir düşman var, onunla karşılaştığımız zaman bizi terk eder. Evet, böyle zahiren bu şekilde anlaşılabilir ama esas manevi anlamda kardeşlerim. İbadetiyle, ameliyle, öyle söyleyelim, sözüyle sendenmiş gibi, hak ve hakikattenmiş gibi gözükür. Ufacık bir sıkıntı, ufacık bir zorluk, ufacık bir meşakkat gördüğü zaman ondan ayrılır gider, seni yalnız bırakır. Allah için, hak için mücadele etmemiz gerekir, beraber olmamız gerekir demez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu da düşmana teslim etmez. Evet, zahiri yönü bu. Batini yönü de Allah'la beraber olma noktasında terk eder. Ama korkak insan, kardeşlerim, ahlak yönüyle, irşat yönüyle, birlik ve beraberlik yönüyle ve diğer taraftan da mücadele yönüyle zayıf insandır. Sana faydası olmaz. Sana asla faydası olmaz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, işte bir kötülükle karşılaştığınız zaman birlik ve beraberlik içerisinde olun. Birbirinizi asla terk etmeyin. Birbirinize sımsıkı sarılın. Düşman size bu anlamda zarar veremez. Düşman sizi bir ve beraber olduğunuz sürece asla yıkamaz, zarar veremez. Ama parçalanırsanız, dağılırsanız, bölünürseniz, sen ve ben kavgasına girerseniz, o zaman düşman sizi parçalar ve böler ve size zarar verir. Onun için dost seçeceğin zaman Kur'an ve sünnet istikametinde dost doğru olan, dürüst olan, korkak olmayan insanlarla dostluk kur ki her zaman her yerde seninle beraber olsun. Yoksa seni bırakır, terk eder, yalnız kalırsın. Onun için dostunu, düşmanını iyi seç ki hem bu dünyada hem de ahirette huzur bulasın. Kardeşlerim, size dost olmaz dediğimiz bu beş hususu, yani beş çeşit insan ahlaka sahip,
çeşit ahlaklı insanları anlatmaya çalıştık. Bu karaktere sahip insanları izah etmeye çalıştık. İşte bunlar bu dünyada da ahirette de hiç kimseye faydası olmayan insanlardır. Kimdi bunlar? Şöyle başlıklar halinde söyleyip bitirelim. Zamanımız, vaktimiz doldu. Kardeşlerim, fasıklarla dostluk kurulmaz. Yalancılarla dostluk kurulmaz. Cimrilerle dostluk kurulmaz. Ahmaklarla dostluk kurulmaz. Korkaklarla dostluk kurulmaz. Bu haslete sahip insanlar asla size dost olmazlar diyor. Cenab-ı Hak böyle bir haslete düşmekten, böyle bir haslette bulunan insanlarla beraber olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Şu ayeti kerimeyle bitirelim. Biraz önce okuduk ya. Ya eyyühellezine aminettekullaha ve kunu ma'as-sadikin. Rabbim, senden korkup hak ve hakikat üzere, gerçek manada ve senin sadık, salih kullarınla beraber olmayı bizlere nasip eyle. Rabbimiz öyle buyuruyor ya bu ayet-i kerimede. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla, sıddıklarla, benim salih kullarımla beraber olun buyuruyor ya. Evet, dostluk budur kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu anlamda bizlere yardım eylesin. Rabbim bizlerin yardımcısı eylesin. Kur'an'ın dostu olmayı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dostu olmayı, hayatını Kur'an ve sünnet istikametinde belirlemiş ve ilerletmiş insanlarla, salih ve saliha insanlarla dost olmayı bizlere nasip eylesin. Yolumuz ve istikametimiz Kur'an ve sünnet üzere olsun ve bundan da Rabbim bizleri ölünceye kadar, ama ölünceye kadar, son nefesimizi verinceye kadar ayırmasın. Amin. Allahümme cealna minet tevvabin ve cealna minel mutedahhirin ve cealna min ibadike salihin ve cealna minellezine la khafun aleyhim ve la hum yahsenun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.